Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine Instagram üzeri istek alan benim eski modellerimden bir tanesinin videosu istendi. Ben bu zincir oyası arkadaşlar, daha önce videosunu çekmiştim ama hiç böyle çözünürlüğü olmayan, güzel olmayan, kalitesi düzgün olmayan bir video olduğu için modeli de arkadaşlar beğendiği için, sevdiği için tekrar istediler bu şekilde. Şimdi size bu modelin yeniden videosunu çekeceğim istek üzerine arkadaşlar. Bu zincir üzerine yaprak oyası veyahut da ağaç oyası. Siz nasıl adlandırırsanız arkadaşlar. Bir de şu şekilde tülbent üzerinde de göstereyim modelimizi. Şöyle. Oyamızın yapımını şöyle şişle göstereceğim arkadaşlar. Zincirimi şiş üzerine göstereceğim. Şöyle kırmızı ve yeşil ipten oluşan bir model hazırlayacağım şimdi sizlere. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim. İki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde başlıyorum. Bakın, ipimi uzattım. Bu arkadaki ipi de gerdirelim arkadaşlar. Sıktıralım bu şekilde. İki zincirle başladık. İpimi uzattım. Hemen ilmeğimi takıyorum. Bakın bu şekilde ilmeğimi taktım. Şöyle parmağımla şu ipi tutuyorum. İlk olduğu için bunu bir tutalım ki kaymasın ilmeğimiz aşağı yukarı. Ve tam ortasından girip ilmek çıkarıyorum. Bakın, bunun tam ortasından girip ilmeğimi çıkardım. Şöyle yine arasından geçiyorum. İlmeğimi çıkardım. Arasından geçtim. İlmeğimi çıkardım. Bakın, tığımı hiç bırakmıyorum. Hep arasında. Aynı kazak örer gibi. Şöyle takıyorum. Bu şekilde zincir yapacağız. Hem de hepsi aynı boyutta oluyor arkadaşlar bu şekil yapınca. Şöyle arasından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın, burada 8 şeklinde ipim. O şekilde takıyorum. Şöyle ipimi uzattım. Bakın, uzunluğunu gayet takarken kısmını göstermek istiyorum. Şöyle ortasından, bakın gördünüz mü, 8 gibi ucu. Böyle fazla sıktırmayın, aşağı yukarı kayabilsin arkadaşlar, ilmek kalıp gibi olmasın. Şöyle rahat bir sıyırım işlemi olsun. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Bakın, arasından geçiyorum, şöyle takıyorum. Evet arkadaşlar, bakın biraz çoğalttım şöyle kamera arkasında aynı işlem diye. Yine şöyle birkaç tane siz de yine yapalım istedim. Bakın, ilmeğin arasından geçirip bu şekilde takıyoruz. İlmeğin arasından geçip şöyle takıyorum. Bakın, milim hep şişimin arkasında. Tığım hep şişimin arkasında arkadaşlar. Bakın, şöyle. Şimdi sanırsam bize örnek gösterecek kadar oldu. Ve yine buraya şöyle bir iki tane zincir çekiyorum. İpimizi koparmak için bakın bu tarafından şöyle zincirimizi çekip ipimizi kopardık. Şöyle bakın arkadaşlar. Kaçmaması için ucuna bir ateş değeyim şöyle. Bakalım arkadaşlar, şimdi yaptığımız işi bir de bu tarafınkine de diyelim ki kaçmasın ilk başladığımız noktaya. Şimdi sıra şişimizin ucundan çıkarma işlemine geldi. Bu şekilde ördük. Tülbentimize yetecek kadarını veyahut da dört kenarını diyelim. Böyle bakın, uç kısmından nasıl zincir halinde çıkıyor. Şöyle iki elimle tutayım, size esneteyim arkadaşlar. Görüyorsunuz, bu şekilde zincir halinde çıkıyor. Hepsi de bir ayarda çıkıyor. Bismillah. Şişi tutamadım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açılacak. Şimdi hepsini bir şöyle çıkarıp şöyle demin gösterdiğim gibi şöyle yaptığımız zaman zincirlerimiz bu
şekilde düzelecek. Evet, şöyle göstereyim. Şekilde açacağız. Zincir oluyor. Burası tülbentimizin ters tarafı, burası düz tarafı. Ters tarafından başlayacağız. Bakın arkadaşlar, model o yüzden düze düşecek. Şöyle tersten yapacağız ama modelimiz düzden düşecek. Bu modelde bu şekilde oluyor. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İki tane de zincir çekiyorum. Dalım için, burası dalım olacak. İki defa tığımı daladım. Bu zincirimizin şöyle bakın ikili tarafı yukarıda olacak. Buraya zincir halkamızın üzerine arasından giriyorum. Şöyle. Şöyle ikili tarafından girdim ve arasından çıkıyorum. Şöyle bir, iki ve iki. Bakın iki tanesi tığımızda. Yine iki defa tığımı doladım. Sıradaki zincirime giriyorum. Bu şekilde 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim tutuş şeklini. Şöyle 1, 2 ve 2. Bakın tığımda 3 tane oldu. Bu ilmekler çoğalacak. 5'e kadar bu şekilde trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıradaki ilmeğime giriyorum. Yani zincirimin halkamın arasından giriyorum şu şekilde. İlmek alıyorum. Şöyle 1, şöyle 2 ve şöyle 2. Bakın 3 oldu. 2 defa tığımı doladım. Hemen bir sonraki zincir halkasının tam ortasından girip ilmeğimi çıkarıyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde. Bakın tığımda bu şekilde 5 tane ilmeğim oldu. Şöyle 5. trabzan için 2 defa yine dolayıp zincir halkasının içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Şimdi artık bu sağ tarafının işlemi tamam. Sol tarafı için tekrar 2 defa doladım. Bir tane de ortada boşluk bırakıp, yani bir tane zincir halkası atlayıp sıradaki zincir halkasının içine girdim. 1, şöyle 2 ve şöyle 2. Şimdi arkadaşlar burada, yani 6. trabzanda son 2'yi de alıyorum bu şekilde. Kesim işlemi yaptım bakın. Son 2'yi aldım. Şimdi 2 defa tığımı doluyorum. Sıradaki zincir halkamın içine girip şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım. Şimdi bunun 3'ünü birden alacağım. Bakın 7'nin trabzanın 3'ünü birden alıyorum. 3 ilmeğimi de aldım. Azaltma işlemi yapıyoruz bu şekilde. Evet, 7'nin duruşu, ön duruşu da bu şekilde oldu. Yine 2 defa doladım. Yavaş yavaş ilmekleri topluyoruz yani. 2 defa doladım. Sıradaki zincir halkama giriyorum. Oradan ilmeğimi alıp yine 3 seferde 1, 2 ve 2. Yine 3'ünü birden toplayacağım ilmeklerimin. Şöyle 3'ünü birden aldım, azalttım. 2 defa tığımı doluyorum. Zincir halkamın içine girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle de 2 alarak bakın. Yine son 3'ü alacağız. Bu şekilde 3 seferde aldık, trabzanı yaptık. Kesim işlemi için son 3. Evet bakın, yavaş yavaş yaprağımız bu şekilde oluşuyor. İnşallah gözüküyor şu şekilde. Şimdi yine 2 defa doladım. Trabzan yapacağız bir sonraki zincir halkasının içine. Girdim. Şöyle 1, şöyle 2 ve şöyle 2. Yine 3'ünü birden alıyorum arkadaşlar. Son 2 ilmeğim kaldı tığımda. Onun içinde şöyle 2 defa dolayıp bir zincir halkasından ilmek çıkarıp şöyle trabzan yapacağım. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım trabzanı yaptım. Yine son 3'ü de bakın bu şekilde yaptım. Şimdi şöyle yapmış olduğumuz buradaki zincirin içine sık iğne yapacağız. Bakın buradaki zincir yapmıştık. Oraya giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 3
Bu şekilde buraya dal oluşturuyorum. 4 ve hemen dibine aynı tığ battığının içine zincir çekmeye başladım. Tığ battığının içine sık iğne ile sabitledim. Dalımı oluşturdum. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bakın ters tarafından gidiyoruz tülbentimizin. Çevirince şimdi düzey dönecek. Buraya 5 tane 3 zincirden tığ battı yapacağım. Şöyle tutayım, rahat görün. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. 3 zincir. 4. 3 zincir. 5. Evet, bakın toplamda 5 tane bu şekilde tığ battı yaptım. Evet, şimdi bir tane daha yapalım aynısından. Şöyle 2 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Şöyle bakın çeviriyorum. Hem de yapmış olduğumuz bu modelimizde bakın bu şekilde oldu yaprağımız. 2 defa doladım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç arkadaşlar boşluk, zincir atlamak yok. Sıradaki zincir halkasından girerek devam edeceğiz. Bakın. Şöyle 2 teli yukarı bakan yerden girip şöyle bir, iki, iki. 2 defa tığımı doladım. Sıradaki bu zincir halkasının içine giriyorum. Yine 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Böyle zincir halkasından giriyorum. 1, 2, 2. 2 defa tığımı doladım. Zincir halkasının içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Hemen sıradaki zincir halkasından giriyorum. 1, 2 ve 2. Tüm ilmekleri tığıma tuttum. Bu şekilde 5 tane trabzan yaptım. Ve 6. trabzan için 2 defa tığımı topluyorum. Ve bir tane ortada bırakıp ikincinin içinden giriyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle 1, 2, 2. 3 seferde aldım trabzanı. Şimdi ikisini birden alacağım. Bakın. Şöyle baştan 2 tane ilmeğimi aldım. Yine 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Üçünü birden buraya aldım. Bak. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Üçünü birden buraya alıyorum. 2 defa tığımı doladım. Böyle zincir halkasının içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Yuvan hepsini birden, üçünü birden buraya aldım. Bu şekilde. Sıradaki yaprağımızı böyle yavaş yavaş azaltıyoruz. Bakın arkadaşlar. 2 defa tığımı doluyorum. Bu zincir halkasının içine giriyorum. Ve şöyle 1, 2 ve 2. 3 tane yapınca trabzanım tam oluyor. Ve üçünü birden buraya kapatıyorum. Bakın son 3 tanesini bu şekilde buraya aldım. 2 tane kaldı son. Şimdi onun için bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Çok güzel ve yavaş yavaş da yapıyorum arkadaşlar. Bakın net anlaşılır inşallah. Üçünü birden buraya kapattım. Şöyle ve çeviriyorum. Burada çekmiş olduğum iki zincir vardı. Onu dal olarak kullanacağım bu şekilde. Ve sık iğne yapıyorum buraya. Dalımı. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yaptım. 5.'yi aynı tığ battının içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Yine bakın 5 tane
Şöyle tersinden de olsa yaptığımız yaprağı göstereyim. 5 tane tığ battı mesafesi veriyorum. 2 ve 3. Hemen sıradaki tığ battıya girdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 3 zincir. Şöyle 3 zincir. Evet. Bakın arkadaşlar, bu şekilde 5 tane ara mesafesi verip şöyle 2 zincirle bu kaldığımız zincir halkasından devam ederek yapacağız. Buradan şöyle göstereyim. Sıradaki, bakın, boş olan zincir halkasına girerek aynı ikisini nasıl yaptıysam diye birazcık çoğaltıp geleyim arkadaşlar. Şöyle bunun bir de ütülenmesi muhakkak şart bu yaprağın. Hemen biraz çoğaltıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladık bu şekilde. Şöyle bir yakın plan göstereyim, ikisini beraber de istedim. Şöyle bakın, iki tane zincir yaprak modeli yaptık sizler için. Ve şimdi arkadaşlar, küçülteyim birazcık. Bakın, bu modeli şöyle arka tarafından hafif şöyle olacak şekilde ütüledim ve şu uç kısımlarını da, üçünü bir aldığımız kısımları da yakın plandan göstereyim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. İnşallah isteyen arkadaşlar da, yapılmasını isteyen arkadaş da memnun kalmıştır. Güzel, anlaşılır bir model olmuştur, bu şekilde hazırlamışızdır. Evet, biraz uzun zaman önce istenildi ama ancak fırsat oldu arkadaşlar. Sırası ancak da geldi. Şöyle bunu siyah üzerine de yapılınca çok hoş duracaktır bu şekilde. Bakın, çok güzel. Şöyle bir model hazırladım. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.